Ben ona girmem abi. O çamur değil orası. Anla çamur. Oradan bir şey olmaz ya. Oradan... Abi zaten marş basmıyor benim ya. Değişik. Aynen aynen. Boklu dere. Fazla yani ortadan gitmeyelim, kenarlardan. Yeni bir çamur bulduk arkadaşlar, hazır mısınız? Evet sevgili YouTube. Çok güzel bir şey ya. Artık bir saplanmayı. Şimdi biraz vlog yapalım o zaman. Garajdan çıktık. Taş ocağından. İncek sırtlarından ODTÜ, pardon TED ormanın arkasında bir yerdeyiz. Yerler leş gibi, çamur. Aşağıdan gitsek iyi ya oradan. Duyduğunuz gibi farklı öneriler de var. Ama burada trap olduk galiba, öyle görünüyor. Yok şimdi çözerler. Eksik yok değil mi? Tamam. Var. Hakan geliyor. İkisi korna çalıyordu sanki arkadaş. Evet. Dün yağan yağıştan sonra balçık her yer. Gelelim ama enduro böyle bir şey. Gördüğünüz gibi yani buna enduro diyemeyiz aslında, bu hani pazar eğlencesi diye bir şey diyelim de bu enduro değil. Yani hani tamam çamur, tamam 4 bay falan ama enduro'nun işi taş, kaya, rampa, engel, hani düz çamur yolda gitmek değil bence, benim fikrim bu. Çamur bence enduro'nun zevkini bozan bir şey. Ama maalesef Ankara'da da kaya yok. Ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi akıllı arkadaşlar Fahrettin Duru, Enduro Fly falan. Bugünlerde hemen arazi. Eren. Bunlar hep arazi. Niye? Yağmur var abi. Biliyorlar. Hemen kaçalım. Bir akıllılık edip bugün yeni Husky'sini, 2024 model Husky'sini çamura vurmadı. Şurada çok sert bir şey gidiyordu. Şuradan gitsem ne olur? Daha seksi olur. Abi millet ev yapmış gördüğünüz gibi, biz de malak gibi. Hoppa! Motor eskitiyoruz. Veririm ama çamur deryasının içinde 5 milyon liralık evlerimizde oturalım. Yarın bir gün önünden otoban geçerse daha da iyi. Kafa siker. Durma. Durma hacı, durma.
Sacramento. Bugün Leş'e döndük. Değişik debriyaj hareketleriyle gördüğünüz gibi yakında 22 model 2022 model Beta'yla 2023 model pardon 2024 model Beta yer değiştirecek. Bugün muhtemelen son günü. Şu an 110 saatte motor. Yani Sikska'ya giderim diye piston değişimi yapmıştım ama Sikska'ya gidemedim. Lakin Beta ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bence iyi. KTM'nin ProLink dezavantajı Beta'da yok. Vlog çekiyor. Dinlersiniz. Ama KTM'nin süspansiyon avantajı da Beta'da yok. KTM'nin bence ön süspansiyonu mükemmel. Arka süspansiyon ProLink olmadığı için, direkt maşaya bağlantı olduğu için bana sorarsanız çok iyi değil. Yani katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Bu sizin şuradan giderim. Beta 2022 yılının Ağustos ayında bana geçti. Geldiğinde sıfırdı yerim. 5-6 saat, 10 saatten çıktı yani. Bugün günlerden pazar 17 Aralık. Yani tahmin ediyorum 16-17 aylık bir süre içerisinde nereden çıktı ya, petrolcü olduğum için. Motor yaklaşık 17 aralıktır. 17 aydır bende. Bundan önce 2017 model KTM DXC300 kullanıyordum. Karbüratör yani son karbüratör, son nesil karbüratörlü olandan. Hani çok memnundum ama Beta'yı kullanınca memnuniyetim bir çıt arttı diyebilirim. Bunun sebebi de bence KTM'nin arka amortisörünün ProLink şeklinde değil de klasik şekilde direkt maşaya bağlıyor olması. Vlog çekiyorum, vlog. Benim fikrim bu. Yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim size. Enduro sürüşünde motorun yani KTM, Husqvarna, Beta, Sherco, bu gibi markalar. Sherco biraz arıza yönünden sürekli ağırlık. Onun dışındaki markaların hepsinin arasındaki farkı %510 civarında. Beta'nın maliyeti şu anda çekiş açısından biraz daha fazla. Alt devir torku açısından biraz daha fazla şey vaat ediyor. KTM'ler, Husqvarna'lar onlar biraz teknolojiye girdiler. TPI, TBI gibi teknolojilere yürüdüler. Onun da avantajları var. Bir kere yakıt avantajı var.
hani yakıt avantajı zaten enduro yapıyorsun, ne yakıtı falan diyebilirsin. Uzun yarışlarda mesela City Sky'da yakıt almak problem. Orada büyük bir avantaj sağlıyor. Ve bir de hani çok Türkiye'de umurumuzda değil ama Euro uyumluluğu. Yani işte egzoz gazlarını daha az salıyor. Daha temiz nispeten. Böyle avantajları var. Ve Taysa Klasik işte hala karbüratör üzerinden yürümeyi tercih ediyor. Karbüratörde tabii ya şöyle aslında enjeksiyonlu motorlar teorik olarak karbüratörlü motorlara göre çok daha verimli olmaları gerekiyor. Yani çünkü karbüratör ayarını bulunduğunuz irtifaya göre yapmanız lazım sürekli. Oysa bunu enjeksiyonlu motorlar kendileri direkt yapıyorlar. Lambda sensörü, oksijen sensörü vasıtasıyla. Dolayısıyla böyle bir şey yok. İhtiyaç yok. Lakin yani gerçeğe geldiğinizde patlayıcı güç her zaman karbüratörlü motorda. Bunu dedikten sonra hani motorun gücünü ne kadar kullanıyoruz biz? Hani bunlar 60 beygir civarında diye 250-300 sınıfındakiler kabaca. Hani bizim kullandığımız beygir gücü bu dönemde 25. Yarısının altında güçlerle şey yapabiliyoruz biz. İşte tekrar savunma tehlikesi burayı geç. Sıkıntı olmasın. Abi çamur rezalet bir şey ya. Çamur yani. Harbi bir rezillik yani. Şu nedenle rezillik. Hani lan dirt bike diyordum falan. Bir kere abi amortisörler de oluyor. Amortisörlerin etrafına çamur sarıyor. Amortisör vazifesini yapmıyor. Çamurluklara kadar yükseliyor lazım şey. Çamur gidemiyor motor yani. Fren yapıyor artık çamur. Bu nedenle tadı kaçıyor. Hani normalde yağmurda biniyoruz. Karda biniyoruz ki karda binmesi efsane derecede zevkli bir şey. Öyle söyleyeyim. Ama hani çamur oldu mu yapışkan kırmızı kil şeklinde çamur. Bunlar abi şeyi bozuyor. Yani burada hani motorun beta KTM falan filan muhabbeti öyle bir şey yok. Motor konusuna geri dönersek yani Enduro'da sürücü %90 hadi %80 diyeyim ayıp olmasın markalara, motorlarda %20 abi. Bunda en önemli şey motorunu kendine göre kişiselleştirmen. Tabii ki hani grafik falan onlar da güzel, benim çok hoşuma gidiyor grafik yaptırmak ama tabii ki bunlar değil sadece. Gidon yüksekliğini, peklerin ayarlarını, elciklerin yani fren maneti ve şeyden bahsediyorum, debriyaj manetinden. Bunların aralıklarını iyi ayarlamamız lazım. Kendimize göre ayarlamamız lazım. Arka dişli, ön dişli ayarı çok önemli. Sürdüğünüz yere göre, zemine göre tercihleri değiştirebilirsiniz. Hızlı gitmeniz gereken etaplarda daha küçük arka dişli, daha teknik etaplarda tekerle yani geçmeniz gereken engel, geçmeniz gereken etaplarda farklı bir arka dişli daha büyük olması avantaj oluyor. Yani bike setup'ı yapmak bike'in kendisinden daha önemli abi. Bir de bence en önemli şey dünyanın 2024 model yepyeni motor alın. Her sürüşten önce bakım yapmamız lazım. En önemli şey bu. Çünkü motorlar ekstrem koşullara girip çıkıyorlar. İşte az önce gördüğünüz çamur. O çamur şimdi palataların arasında doldu fren disklerinden. Vesaire. Veya işte ön teker arka teker bulmanlarına yapıştı. Bunları iyice yıkamak, temizlemek gerekiyor. Bunu yapmazsanız bu sefer büyük sıkıntı yani. Bir sonraki sürüşte araziye çıktığınızda birkaç dakika sonra veya birkaç saat sonra motorunuz sizi yarı yolda bırakıyor. Tabii yarı yolda kaldığınız yerde şöyle
olacak yani. Herhangi bir ulaşım vasıtasına yakınsanız şanslısınız. Yok değilse bu sefer hani meleme durumu yanınızda arkadaşınız da yoksa başıma geldi bir kere. Hani bu durumlara düşüyorsunuz. Hani o da nahoş. Çok çirkin oluyor. Öyle söyleyeyim. Şu an grupta en önde giden Servet Arpacı. Arkasında Eko var. Koyun. Can Kantar hemen arkasında. Benim önümde Serkan abi var. Arkamda en son Ulaş abi vardı. İsmail Hoca mevcut. Grubumuzda. Fahrettin Duru kaçak. Yağmur yağdığı için. Ya da bir yerlerde pastırma içine girip çıkıyor yine. Eren yok. Yüksek alkolden olabilir onun durum. Sonra Tolga Tütek var aramızda. Hakan var. Servo Moto Enduro grubuyuz. Şu an Konya yolunun kenarındayız. Tehlikeli bir geçiş yapacağız otobandan. En sevmediğim yer burası. Bir kere de polise yakalandı. Allah'tan bir şey demedi. Bir normalde yani bizim trafik çıkış iznimiz yok. Yaptığımız biraz illegal. Bugün de hava biraz yani güneş görünüyor ama sert yani. Bir de ağzına soktu. Nasıl becerdin lan? Vallahi bir daha adam becerdi ya. Klasik rota eğilire gideceğiz buradan. Muhtemelen eğer buraya gitmişsek. Nasıl eğilir bu? Burada iğrenç bir çıkış var. Biraz arayı açalım. Takılan olabilir. Çünkü yağmur yağdı. Kanal olmuştur. %90. Vitesi ayarlayalım. Hocamız her zamanki gibi alternatifleri deniyor. Önde iki yap. Yer belli. Çamur durmak istemedim. Ya çamur temizlemek istemiyorum çünkü. İsmail hocam bronz madalyalı servo moto sporcusu. Gördüğünüz gibi. Oo, manzara süper. Gölbaşı'yı kes. Gördüğünüz gibi. Ankara'da deniz yok. Al. Al sana deniz. Tolga abi instruction veriyor oradan. Instruction alan pozisyonundan instruction veren pozisyonuna geçti. Hadi bakalım. Ekrem, Can Kantar, Tolga Tütek, Ulaş abi, Serkan abi, Hakan. Hakan izleyin cayır cayır gidecek. Niye acaba? Kobaray. Taytay gitme sezonumuz açıldı. Taytay. Otlar, taşlar, kayalar, her şeyler bir şeyler. Yuvay.
Oh, karanlık ormandan geçiyoruz. Her an Blair cadısıyla karşılaşabiliriz. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. İleride bir kanal geçişimiz var, çok eğlenceli. Yaz geldi, çarşının yakini yaz geldi şeklinde. Oo, bak burada. Obare, 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 Ulaş abi gidiyor önden. Ulaş abi geliyorum tam arkandan serçe. Hoppa. Ben düştüm, çok iyi oldu. Hoppa. Konya yolunun kenarına geldik. Abi düşme içine. Gördüm abi. Bakayım. Drink. Halka. Tolga abi geliyor. Şimdi şurayı tek tekerde çıkacak, göreceksiniz. Oh, oh diye geçti. Evet. Kayıttayız tabi. Tabii ki. Diğeri kesin. Adam bak bunny hop yapıyor orada. Hop. Motorlara, iki zamanlı motorlara benzinle yağ karıştırıyorsunuz. Çalışma prensibi bu. Bu yağlardan en kaliteli olanı Ipone diye, yani iPhone yazılıyor saçma bir şekilde ama Ipone diye bir marka. Daha büyük saçmalık ambleminde Japon bayrağı alıp Fransız alınması. Onu geçiyorum. Adamlar işte yağı reçe şey çilek kokulu yapmışlar. Hani niye böyle bir şey yaptınız abi? Yanınca hani böyle çilek reçelini yağda tereyağında kızartmışlar. İğrenç bir mod oluyor ya. Yani. Bence çok keyifli. Bir şey olursa hemen şuraya atlayalım.
yanlış bir yermiş. Tam şurada durdu polis. Armut gibi. Yakalandılar ya. Ve attı. Ya bağlasam motoru alsa kırdıkta işte diyecek bir şey yok. Yapmamalıyız. Ama ne yapalım? Yani şimdi Türkiye'de spor yapmak böyle bir şey. Yani buraya kalıyorsunuz. Maalesef. Bunları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani İstanbul'a bir hop, olmadı. Neyse. Şuradan şöyle yapacağız. Hop! Kaydı. Arka teker kaydı. Geçen de çıkamadım o rampayı acaba. Lastikten mi? Yoksa benden mi? Benden de olabilir. Hemen lastiğe bok at. Ah! Abi marş bozuldu ya. Şu an çalışmıyor. Çalışıyor. Biraz bu şey yapınca, bekleyince alıyor. Ay sinir etti bugün beni ya. Kit yok değil mi? Abi şunda temassızlık var. Hadi oğlum ya. Abi vurdur şu ben aşağıya. Motor satacağımı duydu. Naz yapıyor bana. Gel kızım. Canım kızım. Benim güzel marş basan kızım. Bugüne kadar hiç yapmadım bunu. Ne oldu yani hemen? Şuradan çıkmıştır abi. Abiyi de beklettim. Ya şimdi bu Ankara'nın bu ondülasyon hikayeleri insanı yoruyor ama ne yapacağım biliyor musun? Yapacağın şey çok basit. Yani kollarını serbest bırakacağım. Bileklerini değil ama kollarını. Yani dirsekten yukarısı. Ya bu benim kendi kendime geliştirdiğim bir şey yalnız. Herkese uymayabilir. Mesela